Kentimizde biliyorsunuz bir eğitim öğretim yılı başladı. Biz öğrenci kardeşlerimize başarılar dileklerimizi ilettik. Üniversiteye yerleşen öğrencilerimiz de burada sizlerin de destekleriyle, oy birliğiyle eğitim desteği vereceğimizi belirtmiştik. Eğitime her alanda olduğu gibi bugün de yarın da desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Kırtasiye yardımları gibi, eğitim destekleri gibi bu çalışmada var olan gücümüzle bağımsız, ilerici ve bilimsel bir eğitimin sağlanması için var gücümüzle desteğimizi sunacağız. Biz bu taleplerimizi dile getirirken bir de sahadan, özellikle ailelerimizden çeşitli şikayetleri de gördük. Sokaklarda özellikle çocuklarımızın eğitim aldığı okul çevrelerinde ve okul sahalarında ciddi hijyen sorunlarının olduğu, okullarda bu anlamda temizlik ihtiyacının istenen düzeyde karşılanmadığı, okulların teknik alet, edevat ve oyun gruplarında eksiklikler olduğu, deforme olan okullarda boyama başta olmak üzere inşaat destek hizmetlerinin verilmesiyle ilgili ailelerden talepler geldi. Bizler de tabii ki de bu anlamda elimizden gelenleri yapacağımızın sözünü verdik. Fakat gördük ki sahada farklı bir anlayışla karşılaştık. Kaymakamlıktan ne yazık ki üzülerek söylüyorum, okullara belediyelerden destek almayın yönünde bir talimat gitmiş. Ve okullarımız bize başvuru yapamaz noktaya gelmiş durumda. Bizler buradan bir kez daha sizlerin aracılığıyla canlı yayında bir çağrıda bulunalım. Kaymakamlıktan, valilikten ve bu alanda çalışma yürüten Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlüklerimizin hepsinden ortak çalışmaya hazır olduğumuzu, belediyenin imkanları kapsamında çocuklarımızın daha hijyenik, daha rahat, daha güvenilir yerlerde eğitimlerini tamamlayabilmeleri için hazır bir şekilde ortak çalışma yapabileceğimizi, yeter ki bu konuda okul müdürlüklerimizin bize başvuru yapması lazım. Biz yapılacak bu anlamda bir başvuruya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız. Okullarımızda bir desteği sunmaya hazır olduğumuzu belirtelim.